Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT TV'den mutlu günler Haber Özel programıyla karşınızdayız. Sevgili izleyenler Haber Özel'in bugünkü konuğu Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yaşar Okuyan, Sayın Okuyan hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birliktesiniz. Çok kısa benim e, konu başlıklarım var. Onları bir paylaşayım daha sonra sohbetimize başlayalım. Aynen. Sevgili izleyenler, bugün aslında günün en sıcak gelişmesi Ahmet Hakan'a yapılan saldırı, 1 Kasım seçimleri ve terör olayları gibi bunun gibi birçok konu başlıklarımız var. Zamanımız kaldıkça konuşacağız. Efendim ben ilk olarak Ahmet Hakan'a yapılan saldırı ile ilgili başlamak istiyorum. Hürriyet gazetesi yazarı, İstanbul'daki evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğradı, hastaneye kaldırıldı e, ve e, taburcu edildi. E, üç kişi gözaltına alındı ve Ahmet Hakan'ın şöyle bir açıklaması da oldu. Hemen onu da paylaşayım. E, bu tür saldırılardan hiçbir şekilde yılmayacağız, korkmuyoruz. Bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Ifadelerini kullandı. Bir de şöyle de bir söylenti oldu. Onu da parantez içinde sormak istiyorum. Ak Parti İstanbul Milletvekili Abdurrahim boynu kalın Hürriyet binasını ...basmış ve Ahmet Hakan'ı tehdit etmiş. Efendim bu neler söyleyeceksiniz bunlar için? Bir defa Ahmet Hakan arkadaşımızla geçmiş olsun evet. diliyorum. İşte. Yani e, sadece onun değil, Hürriyet Camiası'na, evet. Doğan grubuna geçmiş olsun. Çünkü neticede orada en etkili e, köşe yazarlarından bir arkadaş evet. program yapıyor malum CNN'de. E, kabul edilemez bir şey. Sebebi, gerekçesi ne olursa olsun bir yani gazeteci kimliğiyle olan bir insanın yazdığı yazı hoşunuza gider gitmez yorumlarına tepki gösterebilirsiniz ama şimdi bundan dolayı bizzat bir fiil. zaten medya ya çok ciddi bir hem saldırı var hem ciddi manada yargılamaları tazminat davalarıyla, insanlar bugün kendi görevini yapamaz hale geliyordu. Evet. Benim esas mesleğim biliyorsunuzdur gazeteciyim. Evet. Yani ben 28 yıl bir fiil ama bizim dönemimizde televizyon yoktu o dönemlerde. Ama bu 92'den sonra da yine bildiğinizi biliyorum. Yani televizyon programları yapıyoruz. Yani ben evet. şöyle onları da kattık mı aşağı yukarı 50 yıla yakın yani benim gaz, mesleğiniz ne dediğinizde gazeteciyim yine. Şimdi dolayısıyla biz birçok dönemi yaşadık. Birçok dönemde bizim de e, sıkıntılarımız oldu. Yazdığımız yazılardan veya programlardan dolayı. Yani dolayısıyla siyasetçi kimliğim de var gazeteci kimliğim de evet. var. İkisini e, bir arada topladığımız için fakat hiçbir dönemde bir gazeteci, bir ya, köşe yazarı yazdığı yazıdan dolayı bir fiil hele hele siyasi iktidarın hedef göstermesi, hele hele düşünün şimdi milletvekili, AKP'nin gençlik kolları başkanı, Hürriyet Gazetesi'nin Doğan grubunu basıyorlar, cam çerçeve indiriyorlar. Adamın orada yaptığı konuşma var. Ve ondan sonra, daha sonra bir özel kendi arkadaş grubuyla 30-40 kişi, öyle köy kahvesinde konuşma değil. İşte biz bunlara diyor esas diyor tabi diyor aslında diyor evin önüne gidip bekleyeceğim diyor şantajında. E, bunlara bizim yapmadım daha önce dayak atmadık ondan dolayı falan. Ve şimdi bu, bu, adam, bu herif iktidar partisinin İstanbul milletvekili. Şu andaki sıfatı hala öyle. Listeye konulmadı ama şu anda milletvekili evet. sıfatında. Ve gençlik oğulları başkanı filan. E şimdi bir siyasi iktidarın milletvekili tarafından bir gazete binası basılıyorsa eli sopalı insanlar tarafından orada işte de dümdüz edeceğiz, İsterseniz de istemezseniz de Tayyip Erdoğan'ı başkan seçtireceğiz falan diye tehditler ediliyorsa, ondan sonra tweetlerle bunu devam ettiriliyorsa, şimdi o zaman zaten sözün bittiği noktadayız. Zaten bugün hiçbir dönemde olmadık kadar gazetecilerle ilgili açılmış davalar var. Evet. Yani şunu yazdınız, buyurun içeri. Şunu yazdınız, hele Cumhurbaşkanı C dediğiniz vakit dava açılıyor. Böyle bir Türkiye olur mu? Şimdi bir de fiili saldırılara geldiği vakit iş başka bir noktaya geliyor. Onun için Ahmet Hakan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz, protest ediyoruz, geçmiş olsun diliyoruz. Evet. Aradım, istirahatteydi, sekreteriyle konuştum. Evinde sabaha karşı işte gelmiş evine bir epey hırpalanmış. Yani hastanede kalmak istememiş. Aslında 2-3 gün hastanede kalması da icap eder. Yani ciddi bir e, dünyada hasar meydana getirilmiş. E, a, ve işte 3 tane demin söylediğiniz gibi sanıklardan 3'ü evet. yakalanmış. Ama onların da e, birçok, e, yani bilemiyorum ben araştırmadım ama demin televizyonda CNN'de öğrendiğim kadarıyla daha önce suç e, çeşitli sabıka kayıtlar olan bir takım insanlarmış. Tabi burada şimdi bir başka bir şey. Acaba bunu AKP e, yandaşı bir organizasyon mu oldu bu saldırı? Bir de şunu da sormak istiyorum konu açılmışken biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz KRT ailesi olarak buradan Ahmet Hakan'a. E, Doğan grubuna yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları olmuştu Erdoğan'ın açıklamaları Doğan grubuna yapılan saldırıda hedef gösterme anlamına gelebilir mi sizce yani? E şimdi hani yani bunların hepsi birbirine bağlantılı olabilir tabii. mi? Gelebilir de gelmeyebilir de. Şimdi biz, biz zaten toplum gergin. Evet. Bakın burada şimdi sadece Cumhurbaşkanı meselesi değil. Muhalefet e, olsun, başbakan olsun, bakan olsun, milletvekili olsun, muhalefete o, mensup olursun. Şimdi eğer e, dilimizi zaten gergin olan toplum çeşitli sebeplerden ekonomik sebepleri var, evet. işsizlik var, PKK saldırıları belki biraz sonra işte onunla evet, ilgili biraz geleceğiz. Bunların getirdiği bir toplumsal gerginliğin içerisinde, bir de siz hele Cumhurbaşkanı gibi, başbakan gibi, bakanlık gibi bir makamda oturan bir insanın bir kişiyi veya bir grubu sürekli olarak hedefe koyması, bir sürü spontane yani affedersiniz serseri mayın gibi ortalıkta evet. dolaşan insanda veya e, tamam bunu bir kendine göre e, kendi ben de kızıyorum. Aa bak Cumhurbaşkanı da kızıyor. Başbakan da kızıyor. Neyse işte a, a, Ahmet de kızıyor, Mehmet de kızıyor. O zaman ben bunu yapabilirim. Gidip bir adamı döveyim falan. Bu fiilen hukukun ortadan kaldırılmasıdır. Devlet dediğimiz otoritenin ortadan tasfiyesidir. Onun için bu bu tabii gazeteci olunca iş daha baş. Sadece bu değil. İşte geçen Star, Star gazetesinde evet. de biliyorsunuz bir saldırı oldu. Ne oldu mesela sonucu? Kimdir, nedir? O evet. tabii çeşitli sebepleri var bunların. Bir kısmı özel sebepler. Alacak verecek meselesi. Birisi bilmem ne ama ben bütün itibariyle hangi kesimden kim ne olursa olsun bir yani medya mensuplarına yönelen bu tür fiili durumlar. İster binalara e, Star'da da mesela atlardı bomba bilmem ne bir şeyler falan. Yani bunlar kabul edilir şeyler değil. Yani bunlar evet. bir demokrasi, gerçekten demokrasiyle yönetiliyorsak e, ve hukuk devleti diyorsak e, bunlara müsaade edilmemesi lazım. Ama e, yani şimdi tabii Türkiye'de her şey birbirine karıştığı için, hukuk devletini arar hale geldiğimiz için, yani adı demokrasi olan bir e, ucube rejimde yaşıyoruz şu anda. Şu anda demokrasinin hem var hem yok. Evet. Ya yani böyle bir, bir, memleket haline gelmişiz. Tekrar Ahmet Hakan arkadaşımızla Biz yapılan saldırıyı protesto evet. ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Gündemdeki diğer bir maddeyle aslında devam etmek istiyorum. 1 Kasım seçimleri yaklaşıyor. Ee, <laughs> neler söyleyeceksiniz? Tahminleriniz var mı? Şimdi 1 Kasım seçimlerinde tam bir ay var. Evet. İşte bugün 1 Ekim, 1 Kasım. Ee, bu seçimler 7 Haziran'daki normal seçimlerden çıkıldı da 3 ay oldu aşağı evet. yukarı işte. Şimdi e, ve seçimler yenileniyor. Bu erken seçim değil. Bu seçimin yenilenmesi dediğimiz ve bizim demokrasi tarihimizde ilk defa olan bir şey. Yani seçimler olur. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. iktidar tek başına gelir, koalisyon olur vesaire bir müddet koalisyonu da kurursunuz. İki ay sonra, beş ay sonra, bir sene sonra dağılabilir, yeniden kurulur. Mesela beş yıllık bir seçim süresi, şimdi gerçi dört yıla indi. O, onu iki yıl, üç yıl ıı, devam eder şu veya bu şekilde. Son bir sene kala, altı ay kala icabında seçimi erkene çekersiniz. Bu öyle, öyle bir fiil durum değil. Yani seçimin bittiği akşam mesela bir muhalefet partisi lideri dedi ki Derhal seçim. MHP Sayın Devlet Bahçeli. Ya dur bir yani bir, bir bismillah dur da ada sandıklar tamamlanmadı. Resmi sonuç açıklama akşamında. Biz de de hiçbir şekilde koalisyona falan katılmayız. Derhal seçim istiyoruz. Hodri meydan. E şimdi mesela seçim kararı alırken de aynı Sayın Bahçeli tuttu. Efendim bu şartlarda seçim yapılmaz. E kardeşim sen dalga mı geçiyorsun? Yani sen nasıl bir muhalefet lideriz? Evet. CHP ve AKP ilişkilerine baktığımız vakitte çok ilginç. Yani uzatıldı, uzatıldı, uzatıldı. Cumhurbaşkanı daha başlangıcından itibaren seçimin yenilenmesini isteyeceğini çok açık ortaya koydu. Ve bir defa yetkilendirmeyi uzattı. Evet. İyice insanlar böyle artık bıkkınlık haline getirdi. Ondan sonra tamam işte görevi verdim dedi Davutoğlu'na ve o 45 günlük sürenin 35 günü ile görüşmeler. işte önce heyetler oluşturuluyor. Efendim işte e, kekler, börekler filan yere gittik. Ve hem sağlık konusunda şunları tartıştık. Bilmem çevre konusunda bunları tartıştık. E sonra ne oldu? Vallahi sonra işte ilerleme kaydediyoruz. Ya dalga mı geçiyorsunuz? Birbirinizi tanımıyor musunuz? Partilerin icraatı ortada değil mi? Programlar ortada değil mi? Böyle bir zaten kurulmayacağı belliydi. Ve bir de şey uydurdu. Sayın Başbakan İnki şafi görüşmeler. Seviyorum adamı. Yani adam kendini başbakan zannediyor. Vallahi ay, ay harika yani güleceğim bir adam ama yani olmuyor işte. İnki şafi görüşmeleri CHP ana muhalefet partisi de oyuna geldi. 35 gün öyle geldiler. Sonunda vallahi bize dediler eee Sayın Kılıçdaroğlu çıkma yaptı. Bize bakan e, baş, yani hükümeti kuralım teklifi yapmadılar. E neyi 35 gün ne yaptınız abi? Kekler, börekler, e, çaylar, kahveler a kabul edilir bir tarafı değil. Yani burada sadece ben e, Cumhurbaşkanlığı makamında oturan zatı değil. Sadece AKP'yi değil. Muhalefeti de en az e, onlar kadar sorumlu e, adediyorum. Geçmişte birçok koalisyon çalışmalarının içerisinde bulundu. Yani mesela bu hükümette 13 sene önceki 57. hükümetin kuruluşunda da rahmetli Mustafa Taşar'la falan biz bazı temasların için böyle bir komün önünde işte bilmem 50 kişi, 500 kişi televizyonlara çıkıp koalisyon çalışması olmaz. Yani o çok mahrem. 2-3 kişi gider gelir filan ve siz temel noktalarda birleşirsiniz. Öyle tamam biz koalisyon kuruyoruz, Türkiye'nin şartları budur. Şu konularda e, bir itinallı davranacağız. Yani Mesela 12 Eylül 80 e öncesinde e, Milliyetçi Cephe diye adlandırılan iki koalisyon hükümeti evet. olduydu. Rahmetli Demirel'in başkanlığı. Ben mesela birinci koalisyon şeyinin protokolünü birisi duyulmasın filan diye o protokolün yazımında ben şey yaptım, daktiloyu ben yaptım. Mesela benim elimde hepsi rahmetli oldu. Demirel'in rahmetli, efendim Erbakan'ın, Türkeş'in ve Turan Feyzoğlu'nun kendi imzalarıyla dört nüfusa herkese veriyorduk. Ben izin istedim. Müsaade ederseniz hatırı olarak alabilir miyim? Benim dur o. Dört rahmetli genel başkanın imzasıyla protokol. iki sayfa. iki sayfa. Ve söylenen şey şu. Bir birbirimizle kavga etmeyeceğiz. Bir önemli görüşme farklılığı doğarsa liderler bir araya gelecek. Falan yani böyle temel görüşler. Yani Acaba koalisyon... burada istekler mi çoktu? Yani Ta yapılan maddeler tabi. çok Ama çok burada şimdi koalisyon falan çalışmadı. Çocuk yani kurulması diye bir şey yok. Yani herkes birbirine rol say. E şimdi 1 Kasım'da seçime gidiyoruz. E seçmen ne noktada şu anda? Bırakın o araştırmaları falan. Eğer bugün bakın işte kayda giriyor. Biz bir, bir ay sonra bu söylediklerimi lütfen not alın. Şu anda eğer şu andaki seçmenin seçmenin 100 kişiden kastetmiyorum ama sonucu belirleyecek olan oranda yani yüzde %10'dur, 15'tir. Bu 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 tarzdaki seçmenin e, önemli bir kısmı bütün partilere e, şey şiddet duruyor. Şi, şi, yani şiddetle bunları tenkit ediyor. Benim oyumun hiçbir kıymeti harbiyesi yok deyip o zaman ben seçime niye gideceğim? Size niye siyaset talep olacağım? Ve şu anda seçime katılma e, eğer bakın çok ne söylüyorum. E, geçen mesela e, 7 Haziran seçimlerinde %84.9 yüksek bir katılımdı. Eğer bu 80'in altına inerse hele 76'lara 75'lere inerse kesinlikle bakın buraya kaydediyorum AKP tek başına iktidar olur. Kesinlikle. Ama doğdu bayağı bir oy kaybı yaşadığı o, o bir etkisi ne, olabilir ne, mi acaba o bu seçimlerde? Bakın oy oranından çok yakın tarihinde bir örnek vereyim. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve 900 bine yakın AKP'nin oyunda aslında gerileme vardı. Ama katılım %74.6 idi. %74.6'ya inince katılım evet. e, Cumhurbaşkanı e, orada seçimin sonuçlarında %52 ile Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Katılım çünkü neden? AKP kendi seçmenini iyi kötü sanda şu veya bu şekilde getiriyor. E tabi bir takım seçim yani devletin imkanlarını, olanaklarını kullanıyor. Orada seçim hileleri de çok ciddi. Belki ee, ee, dikkate alınması lazım. Ama sonuçta ee, oy oranı yükseliyor. Zaten seçime katılmamanın çoğunluğu muhalefete oy veren vatandaş oluyor. Hı, Dikkat edin. Evet. Ama diyelim ki yine 85 artı eksi katılım olursa o zaman aynı tablo çıkıyor. Bakın. Oldu da hani koalisyon olursa yani acaba sizce kim olabilir? Yani e, ama zaten şimdi söylüyorlar. Yani e, yani bakın <laughs> bu 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 da 7 Haziran seçimleri öncesinde bunu e, bu söyleyeceğim şeyleri hem ana muhalefet partisinin genel başkanı hem ana muhalefet partisi yani CHP'nin genel başkan yardımcılarının birçoğu medyanın önünde televizyonlarda söylediler. Evet. Aynı şeyi AKP yöneticileri de söyledi birçokları. Ne nedir söylenen? Efendim, ben yani farklı birbirine çelişir gibi gözüken ama sonuçta ikisinin aynı noktaya giden bir söylemi oldu. Mutlaka Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak için, AKP'den kurtulmak için bir dördüncü parti gerek. Bu da HDP. Ve düşünün, 40 bin kişinin katil ve şu anda hala katliamları yapan. Bakın bugün yine iki şehidimiz var. Evet. Allah evet. rahmet eylesin. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Şimdi... Bütün bunları sorumlusu olan PKK denilen bu caniler ve bunun PKK'nın uzantısı olan bir parti parti filan değil ve mecliste Tayyip Erdoğan düşmanlığı yüzünden öyle bir propaganda oluşturuldu ve Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için bakın AKP'nin ötesinde diyorum çünkü orada farklı evet. bir nokta var ve yüzde 13 aldı. Şimdi düşünün ve 80 tane milletvekili bunun içinde üçünü beşini çıkıyorum. Eskiden hukukumuzda olan onlarla da ilgisi değil ama oradan milletvekili. Ama bunların hemen hemen tamamı PKK. PKK yani. PKK. Yani HDP'nin meclise girmesi, PKK'nın meclise girmesi. Şimdi bu bir Amerikan projesiydi. Amerikan projesi şunu getiriyordu. Amerikan İsrail projesi. Bunları açıkladılar zaten. Efendim 7 Haziran seçimlerinde HDP meclise girsin. Ve bunun güzel tezgahını kurdular. İki, AKP-CHP koalisyonu olsun. Şimdi dikkat edin. AKP-CHP koalisyonu e, oluştu, oluşabilirdi. İşte orada e, Cumhurbaşkanlığı makamında oturan zatın e, o, o, oraya bir e, ara devre yapması, kısa devre yapması söz konusu oldu. Onun da çeşitli sebepleri var, şahsi sebepleri var. Evet kendisiyle ilgili kaygılar işte bir dosyalar vesaire o onun endişesi var filan. Ama şimdi bir Kasım'da aynı projeyi devreye sokmak istiyorlar. Nedir o? AKP CHP koalisyonu kurulsun. Bakın CHP'nin yani fiilen yayın organı değil ama Yurt diye bir gazete var. onun sahibi CHP'nin geçen dönem milletvekili filan. E şimdi daha bir hafta önce tam manşet attı işte siyaset bilimciler bilmem ne, CHP-AKP koalisyonu çıkacak ve bu sefer kurulacak diye. Şimdi düşünün. CHP-AKP koalisyonu. HDP mutlaka barajı aşıyor. Evet. Aynı Yurt Gazetesi 7 Haziran seçimlerinden önce de bu manşetleri attı. Ben Yurt Gazetesi olarak söylemiyorum bunu. Anladım. Yani bu bir gazete yayınlanıyor. Evet. Ama bir şeyi anlatma. Sadece Yurt Gazetesi değil, birçok Merkez dediğiniz medya da bunu yazdı çizdi. Doğan grubu da aynı şekilde. Ben AKP CHP koalisyonu. Niye AKP CHP? HDP mutlaka mecliste girmeli. Niye? PKK'yı mecliste sokmanın Türkiye'ye yararını gördük mü? Evet. Adamlar geldi. bak her gün şey. Her gün polislerimizi şehit ediyorlar. Askerlerimizi şehit ediyorlar. Vatandaşlarımızı şehit ediyorlar. Şimdi ve bu bir proje olarak getiriliyor. nedir o? Amerikan İsrail projesi. Biz Vatan Partisi olarak bunları 7 Haziran seçimler öncesi milletin dikkatlerine sürdük, takdirine sürdük. E, millet farklı kararlar verdi. Ayrı bir şey. Biz yine hatırlatıyoruz. Biz yine hatırlatıyoruz. Diyoruz ki bakın ey millet bu sefer oyuna gelme. HDP'nin meclise girmesi mümkün olmamalı. Şimdi koalisyonu konuşuyoruz. Da şunu da sormak istiyorum. HDP ile CHP arasında bir koalisyon kurulabilir mi? Selahattin Demirtaş böyle bir açıklamada bulmuştu e geçenlerde. Şimdi tabii ]lerde. işte Amerikan projesi. Şimdi bakın Amerikan projesi. Evet. Selahattin Demirtaş kim? Kardeşi dağdaştı işte eşkıya. Kendisi ne konuşmaları şimdi çok eline saz verdiler. Bilmem ne böyle cicili güzel laf ettiriyor. Fıkra anlatıyor falan. Ya bu adam PKK. PKK bunlar. HDP'ye oy veren insanlar yani kimler? Tamam ben PKK'lıyım, ben işte siyasi Kürtçüyüm. Kürt Türk meselesi diye ayrı bir şey. O yüzde 13'ün içinde hiç e, Kürtçülükle alakası olmayan insanlar. Sırf Tayyip Erdoğan AKP gitsin gayesiyle evet. oy veren birçok şey var. Sosyal, demokrat ve önemli bir kısmı da CHP'ye oy verme geleneğinde olanlar. Hadi. Hatta daha farklı bir şeydi. MHP'ye bile de geçmişte oy vermiş insanlardan bakıyorum böyle bir şey. Biz diyor e, ben vermedim ama eşim verdi diyor. Yani sırf AKP'den kurtulmak için. Bu, bu bir ciddi uluslararası küresel bir propagandanın tesiri. Halbuki bugün Türkiye'nin geldiği nokta işte buyurun 7 Haziran seçimlerinden sonra bu nedir? Türkiye'ye fiili saldırı var. Bu fiili saldırının kaynağında nedir? İşte Amerika ve İsrail küresel güçler ki adını doğru konu adı. Öyle bir şey falan değil. Şimdi bunun da projesi ortada. Kemal Dervişli. Yani evet. CHP. Kemal Derviş daha yine 20 gün önce bir beyanatı var. Mutlaka Amerika'da diyor bunu istiyor diyor AKP CHP koalisyonu kuruyoruz. Ya yani bu kadar bu, gizli kapaklı değil. Evet. Amerika'nın istediği Türkiye'nin lehine olamaz. Bir, kesin hüküm. Çünkü Amerika emperyalist bir devlet. Ve Türkiye o büyük Orta Doğu projesi içerisinde Türkiye'nin parçalanması, bölünmesi dediğimiz bir keyfiyet ortada. Şimdi burada öyle bir sıkışıklık var ki seçmenin de milletin de sıkışıklığı şu. Bir tarafta 13 yıllık AKP iktidarı döneminde özellikle son 5 yıllık süreçte çözüm süreci, çözüm süreci yallayıp balladığı Amerika İsrail projesi olan şeyi Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu AKP, Çözüm süreci diye hep gündeme getirdi. Şimdi itiraflar başladı. Mesela bir Genel Başkan Yardımcısı diyor ki devlet göz yumdu, PKK iki buçuk yolunca silahlandı. Yasin Aktay. Mesela e, işte şey, Başbakan Davutoğlu bırakın diyor, PKK diyor silah bırakacaktı diyor, ülkeyi terk edecekti, bırakın diyor ülkeyi terk etmesini, gittikçe silahlandı. Bunu ben söylemiyorum muhalefeten. Ya sen senin sen yaptın bunu. Davutoğlu'na evet. AKP yaptı. İşte buyurun. Şeyi. AKP'nin milletvekili. Şimdi millet milletvekili adayı birinci sıra Diyarbakır. Galip Ensari oldu. Devletin diyor boşalttığı alanları PKK doldurdu. Evet. Allah Allah. Devlet kimdeydi? Evet. Kimdeydi kardeşim devlet? Lan devleti 13 senedir siz yönetiyorsunuz. Pek bilinçli olarak siz ortalığı şey yaptınız devlet operasyon yapmazken PKK yığınak yapıyordu. Bir de AKP'nin genel başkan yardımcılarının biri. E şimdi bunları mesela eğer Tayyip Erdoğan'ın başbakanken şeyi var. PKK düşman değil diyor. Onu düşman görmememiz lazım diyor. Tedbir almamız lazım ama filan. E, Bülent Arıç ağlamadan sorumlu başbakan yardımcısıydı. Şimdi herhalde daha çok ağlama imkanı olacak. Tasfiye ettiler. Aldan aldatılmadık diyor. Her şeyden haberimiz vardı. Şimdi bunları söyleyenler iktidarda başbakan, cumhurbaşkanı makamında oturan, başbakanı makamında oturan, başbakan yardımcısı bakan. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Evet. <laughs> Efkan Ala diye bir adam var. İçişleri Bakanı'ydı. Oslo'da diyor anlaşmıştık diyor. Ama diyor PKK bozdu. Oslo'da anlaştığı neydi? Türkiye'nin bölünmesini anlaştınız. Abdullah Öcalan denen caninin serbest bırakılmasını anlaştınız orada. Ve adamlar diyor ki buyurun kardeşim diyor gelin diyor. Siz diyor şeyi e, orada ne anlaştığımızı söyleyin diyor. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı yapmış. Ömer Dinçer bu geçtiğimiz dönemde. PKK'nın yönlendirdiği öğretmenleri biz de Güneydoğu'da alıyoruz diyor. Bunlar şey yeni değil. O zamanlar böyle yapmak popülarite kazandırıyordu. Görüyor musunuz çözüm süreci? Biz bu ekranlarda da bu karete ekranlarında da kayıtlara girin görün. Çözüm sürecinin ihanet süreci oldu. Evet. Defalarca en azından yaşar okuyan olarak da, vatan Partisi olarak da aktardık, anlattık, anlatmaya çalıştık. Çünkü çözüm süreci anaların gözyaşı dinsin. Dinsin. Kim alasın diyor? Ama mesele o değil. Şimdi bakın mesela yine bakın. Bunların şeyi var. Bülent Hanım, Sayın Öcalan demeyi PKK bayrağı açmayı suç olmaktan çıkardı. Canım evet. benim. Gözünü çiçeğinden öpeyim senin. Efendim, Beşir Atalay, HDP zor durumdayken onları biz güçlendirdik. İyi halt ettiniz. İyi halt ettiniz. Çok güzel. Yani daha çıkanı kırmak ayıp değil mi? Ben de aklıma gelse daha çıkardım. Jöleli bir Cumhurbaşkanı danışmanı var. Jöleli, yakışıklım benim şu falan olsa. Öcalan Türkiye'nin önünü açıyor Yiğit Bulut denen herif. Lan yiğit oğlum Sen jölelerine bak meşgul ol. Bırak bu işleri. Ee, e şimdi bir şey daha çok affedersiniz. Bakın yine bunlar çok önemli. Önemli kısa bir ara verelim. Tam, şu, da anada... tamam ama. Bu bu, tamam, bu, bu tamam, ba Beşir Atalay'ın açıklaması var. Bu işte çözüm sürecinde biz diyor çok önemli işler yaptık diyor. Hı. Yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle hesaplaştık diyor. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle hesaplaşmışlar. Beşir Atalay denilen adam. Ve şimdi başbakanın koltuğunda oturan aynısını söylüyor. Ulusçulukla hesaplaşma zamanı geldi. Ve şimdi bunlar kalkmışlar. Efendim bizi, bizi aldattılar. Nasıl aldattılar sizi kardeşim? Cemaatle ilişkilerinizde aldattı. Fethullah Hoca seni aldatmış. Ona da konuşacağız. Tamam. Şimdi PKK aldatmış. Herkes seni aldatıyor. Ulan niye aldanıyorsunuz lan? Hadi bir, iki Müslüman bir delikten bir sefer geçer. İkinci defa da durur da siz ne biçim iktidarsınız? Nokta. Tamam. Sevgili izleyenler kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından haber özel kaldığı yerden devam edecek. Evet sevgili izleyenler, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yaşar Okuyan'la sohbetimize kaldığımız <laughs> yerden devam ediyoruz. Sayın Okuyan son seçimlerle ilgili bir soru daha soracağım. Ondan sonra terör Doğru. olaylarına geçeceğiz. Bir kısım seçimlerinde sandık güvenliği konusu var Doğu İlerinde. Ee, sandıkların taşınması ile ilgili bir tartışma var. Ee, seçim güvenliği var mı sizce Doğu ilerinde? Hayır, Doğu'da değil Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Kendimizi kandırmayalım. Yani özellikle doğu ilerinde denildiği için, hani Tabii, 16 doğru. çizildiği Şimdi için sormak biz, istedim. Biz e, 300 kadar, 60'ın üzerinde milletvekili bakanlığı yapmış farklı partilerden arkadaşlar, toplamda akademisyenler. 300'ü aşan arkadaşla bir araya geldik. 4 senedir temiz seçim seçimle ilgili te, bir platform oluşturduk. Evet. Temiz seçim platformu diye. İlgilenenler için söylüyorum temizseçim.org diye web sitemize girsinler. Orada rapor özetleri var. 21 bin sayfa elimizde döküman var. Öyle ciddi bir araştırma. Evet. O araştırmalara girmiyorum detayına. O araştırmanın sonuçlarında 48 noktada seçimi etkileyecek bir oydan 5 milyon, 6 milyon oya kadar hileler saptadık. Belgelendirdik. Mesela bir örnek vereyim çok önemli. Evet. 2002 seçimlerinde, milletvekili seçimlerinde listede ismi olan. Ama 2007 milletvekili seçimleri geldiğinde listede ismi silinmiş olan 634 6 milyon 6 milyon 334 bin seçmen isim isim tespit ettik. Ve bunlar ilahi bir tesadüf büyük bir çoğunluğunda muhalefette oy verenler. Yani onu nereden biliyoruz? Onu yüzde yüz şu muhalefete verdik diyerek değil. Benzeri bir çalışmanın bir örnekleme yaptık. Evet. Mesela Ankara'da yeni mahalle ilçesinde iki mahalle. Bunda daha ziyade ağırlıklı olarak sosyal demokrat. Çünkü biri Karayalçın döneminde yapılan kooperatif edilenin olduğu bir yer falan. Uzatmıyorum. Çünkü çok isteyenler o temizseçim.org sitesine girsinler. Bunların detayları var orada. Birebir seçmenleriyle görüşerek bir araştırma yaptık. Yüzde 38 yaklaşık oy şaibeli çıktı. Yazılmamış, başka bir yerde, hiç o evde oturmuyor. O, 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 o evde 30 senedir oturan oy kullanamıyor. Kendi evinde bilmem 10 Peki, tane... Bunun için nasıl, ne yapılmalı yani? Bunun için yapılacak nasıl? çok basit ama bunu yapmadılar. Sadece bundan dolayı ben AKP'yi suçlayamam. Ben burada CHP ve MHP AKP'den daha fazla suçluyorum. Çünkü onların önüne getirdik bu raporları. Ben götürdüm. Bizim gibi geçmiş dönemde bakanlık yapmış arkadaşlarım bir heyet halinde. Raporlar önlerinde hiçbirisi kılı kıpırtamadı. Onun için Türkiye'nin sorunu sadece iktidar sorunu değil. Kendimizi doğru konuşalım. Türkiye'nin sorunu mu? Siyaset kurumunun toptan sorunudur. Bir ülkede demokrasiyle yönetildiği iddia edilen bir ülkede Sorunları, halkın sorunlarını çözme dediğiniz şey siyaset kurumunun işlevidir, alanıdır. Türkiye'de siyaset kurumu, iktidar veya muhalefet fark etmiyor, Bütün bütünsel olarak söylüyorum. Kendi sorumluluğum varsa onu da katarak söylüyorum. Türkiye'de siyaset kurumu sorunun ana kaynağına dönüşmüş. Şimdi muhalefete gülüyorum ben. Efendim orada güvenlik olmuyor, şurada AKP iş sandıkta hile yapıyor. E siz ne yapıyorsunuz? Siz oturuyorsunuz abi. Altay dağlarından Tuna'ya şarkılar, türküler bilmem. Bunlarla olmuyor. Yani bu bu iş böyle değil. Evet. Şimdi gelelim bu şeye Güneydo Güneydo tabii yani. Ama bakın biz Vatan Partisi olarak bunu burada söylemek zorundayım. 7 Haziran seçimleri öncesinde 10 10, 10 gün önceydi. 12 gün önceydi. Hakkari'nin en kilit, en çok terör örgütü PKK'nın Yüksekova'da biz miting yaptık. yüksek Yüksekova'da. Ve PKK bütün çevre insanları tehdit ediyor vesaire. Hadi PKK'nın tehdidi mühim değil. Devletin tehdidine muhatap olduk. Evet. Mesela Kaymakam bizim adayı çağırmış. Vatan Partisi'nin adayını. Efendim sakın Burada şey yapmayın, mitingi iptal edin. E, niye? E, biz can güvenliğinizi alamayız. Biz o zaman resmi yazışmalar yaptık, yazdık, çizdik, bağırdık, çağırdık. Bu sefer ona mani olamadılar. Temalı bir mitingdi o Hakkari'deki Yüksekova'da. E, İstanbul, Ankara, İzmir'den 3 uçak kendi cebimizdeki paralarla kiraladık. Yani halk Türk milletinin buluşması mitingiydi. Böyle bir teması vardı. Türk Hava Yolları <laughs> uçak vermedi. Özel bir hava yolu şirketiyle gittik anlaştık. Devlet Hava Meydanları işletmesi, uçakları tam kaldıracağız. Efendim teknik sebeplerden o alana inemezsiniz. Uzatmayın. Esas söylemek istediğim bunlar değil. Bütün bunlara rağmen orada 200'e yakın arkadaşımız Van'da, Van üzerinden Akkari'ye gelerek falan yaptı. Peki normal sefer başlattılar da oraya biliyorsunuz. Biz biletle gidelim dedik, dediler ancak 8 tane var boş koltuk. Biz onu aldık, uçağa baktık ki uçağın birçoku bomboş. Havaalanına indiğimizdeki hadise esas mühim olan. Bunu hatırlatmak için söylüyorum. Havaalanına indiğimizde havaalanının emniyet amiri bize ne diyor biliyor musunuz? Siz diyor şimdi mitingde Türk bayrağı açacak mısınız? Ne demek ki Türk bayrağı açacak Türk bayrağı açacaksanız diyor. Sıkılarak. Adama ben suçlamaya yetmiyorum. Ee, Hakkari emniyet müdüründen izin almanız lazım. Düşünün. Türk toprakları üzerinde, Yüksekova'da, Hakkari Yüksekova'da bir siyasi parti miting yapacak. AKP iktidarının valisi olacak herif, Hakkari valisi olacak herif, emniyet müdürü. Ama onlara da kabahat bulamıyorum. Merkezden Ankara'dan geliyor. Türk bayrağı tarih unsuru görülüyor. 7 Haziran'dan 10 gün önceden bahsediyorum. Peki Türk bayrağını tarih unsuru olup mitingde bile açılmasını açılmayın diye baskı yapan AKP iktidarı şimdi Allah Allah işte PKK bilmem evet. ne. Buradaki çok ciddi bir durumla karşı karşıya. E şimdi bakın bu fotoğraf yakına getirilirse evet, buyur, AK Parti AKP'nin il merkezi. Evet. Önünde kum torbaları, özel harekat timleri böyle bekliyor. Buyurun. Hakkari. Hakkari. İktidar Partisi. Evet. bak. Kum torba. E peki bu yeni mi? Hayır. Bu yeni değil. Çözüm sürecinde bu. bu. Yani yeni hani arttırdığı PKK'nın saldırıları değil. Siz neredesiniz? Ya siz Hakkari'de kendi il binanızı koruyamıyorsunuz. Şimdi bakın ve şimdi itiraf var mesela. Bu PKK terör örgütünün başındaki Karayılan denilen bir Evet ben de onu heriften. soracaktım. Şimdi hazır konuya giriyorum. diyor 3 yıldır biz kontrol ediyoruz. Ama hükümet diyor gizledi diyor. 3 Doğu illeri PKK'nın elinde diye bir açıklaması var Murat Karayılan'ın artık terör olaylarına da girebiliriz hazır konuda açılmışken evet. biz her gün artık şehit haberleri veriyoruz maalesef üzülerek bugün de Silvan'daki askerimiz şehit oldu PKK metropollerde eylem yapacak gibi de bir söylentiler var Murat Karayılan'ın da böyle bir açıklaması oldu Doğu illerinde artık PKK'nın elinde. E Selahattin Demirtaş da PKK bizi temsil etmiyor diye bir açıklama e tabii yaptı. Tabii yani onlar danışıklı dövüyor. Yani o o iyi polis, öbürü kötü polis Yani böyle bir Gerçekten sene. doğu illerinde mi PKK? Hayır canım, hayır hayır. Doğu illeri falan bir şey yok. Onlara Artık çünkü sivil vatandaşlara da tabii. saldırıyorlar. Şimdi bakın o Hakkari yine bakın ben bir fotoğrafta bu bu mitingin olduğu sırada evet. ben Hür Parti'nin genel başkanıydım ve buna bu mitinge de katkı sağladım. Evet. Yani gazetede çıkmış bir şey. Mesela tarihini de vereyim ki 2 Kasım 2007 tarih. Gösterebiliriz aslında Tabii. onları. Ve en az alanda 20 bin kişi var. Hakkari'de miting yapılıyor. Evet. Türk bayrakları buyurun. Çözüm süreci. Bundan sonra başlıyor. Çözüm süreci deyip çözme. Türk devletini çözme. Bu, bu resim Hakkari'de meydanda 20 bin kişi. Evet. Türk bayrağı o, o halk dışarıdan gelmedi. Oranı Hakkari anladım. halkı. Evet. Ama bunlar bin yıllık kardeşliğimizi dinamitlediler, açılım süreci. Açılım dediğiniz neydi? Açılım, açılım, açılım diye? Türkiye'yi bölme. Kimin talimatı? Küresel güçler. Amerika ve İsrail projesi. Niye Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı buna daldı? Çünkü AKP'yi kurduran, AKP'nin iktidarı gelmesi Amerikan-İsrail projesi. Çok net söylüyorum bunu. Amerikan İsrail Efendim bu çok e, 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 ileri bir iddia diyen olursa izleyicilerimizden tabi hemen bir e, yani referans vereyim. Yenilikçi hareket diye bir kitap var. Bu kitap piyasadan toplatıldı. Ben bunu çeşitli vesilelerle e, ulusal kanalda, halk televizyonda gösterdim de. İsteyenler YouTube'a girerler detayları da var. Bu 2001 yılında yazılmış bir kitap. Bunu yazan Nasuhi Güngör diye bir herif. Nasuhi Güngör kim? Nasuhi Güngör o tarih, o kitabın yazıldığı tarihten geriye doğru 7 yıl Yeni Şafak Gazetesi'nin yazışları müdürlüğünü yapmış, yazarlığını yapmış. O tarihte yazıyor Yenilişçi Hareket. Kim, neyi anlatıyor? Tayyip Erdoğan Abdullah Gül, Amerikalılar, CIA ajanları Mossad ajanları, İsrailliler bunlarla toplantılar, İslamcı diye tırnak içinde söylüyorum ne İslamcısı o tartışılır. Bazı yazarlarla çizerler toplantılar, kimlerin evinde kahvaltılı, kimlerin evinde akşam yemeği isimler var, tarif var, yer var. Ve bir Amerikan projesi, bir İsrail projesi olarak AKP kuruluyor. O konumuz şu anda o değil. Ve bunu yayınladılar o zaman. O zaman niye yayınladı? Çünkü rahmetli Erbakan'ın yanındaydı Nasuhi Gündoğan. Şimdi bu çok önemli. Yaşar Okyan yazmış olsa ya zaten bu adam muhalif der. Nasuunger şu anda nerede? Bu gazeteci arkadaşımız. Bu arkadaşımız iki sefer canlı yayında Cumhurbaşkanlığı makamında olan zatın şeyine, övgüsüne masar olmuş. Bakın dikkat edin. Ve şu anda da TRT'de Genel Müdür Yardımcısı Haber Daire Türk TRT Haber Dairesi'nin başkanı <laughs> Diyeceksiniz ki Allah Allah. Niye? 2001 yılında Erbakan'ın yanındaydı çünkü. Sonra hidayete erdi. Geldi Tayyip'in yanına. Şimdi o kitap piyasada yok zaten. Evet. O, 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 onu okuyan insanlar, ben bunu yüzlerce sefer belki e, televizyonlarda anlattım. Üç tane, dört senedir. Bir itiraz da gelmiyor. Şimdi AKP'yi, AKP, yani bunun o şeyin içerisinde olanlar söylüyor. Mesela Akit gazetesi var. Orada bir tane adam var. Dilipak. Evet. Abdurrahim Dilipak. O kendisi mesela diyor bunlar hala AKP'yi destekliyor. Var. AKP diyor Amerikan ve İsrail projesidir diyor. Ben demiyorum onlar diyor. Girin internete bak. O tarihte bu toplantılara katılan Ali Bulaç o zaman şimdi Zaman Gazetesi'nde şey yapıyor. Sam Samanyolu'da da şey yapıyor. O zaman zaten destekliyorlardı. Aynı ifadeyi kullanıyor. Şimdi Amerikan ve İsrail projesi olarak kurulan AKP son şeye kadar, bu 17-25 Aralık operasyonuna kadar hep Amerikan ve İsrail e, menfaatleri doğrultusunda dış politikayı, içerideki bazı düzenlemeleri yapıldı. Ergenekon dediğiniz, balyoz dediğiniz davalar nedir? Türk Devleti'ne ihanet davalarıdır. Evet. Ve bunlar bilinçli açıldıralı. Ama 17-25'te... E, Tayyip Erdoğan hükümetten dört tane bakanı filan ses kasetleri onlar bunlar yayınlanınca ortalık karıştı. Hırsızlık, yolsuzluk evet. iddiaları filan. ve Ondan sonra bir cemaatle, cemaatin ismi bir anda Muhterem Hoca Efendi. Muhterem Hoca Efendi lafı hemen ertesi günden itibaren terör örgütünün lideri. Ya tamam da yani suç örgütü dese bir şey demeyeceğim. Yani o bir suç ama Terör örgütü. Ya terör, şimdi Fethullah Gülen'i siz terör örgütü lider diye suçladığınız vakit çok komik oluyor. Şunu söyleyebilirsiniz. Doğruluk yanlışlık ayrı. Suç örgütü. Yani o bir suçlamadı. Şimdi terör silah adam. Kimi öldürdü? Yani şimdi bu nokta peki siz diyelim ki bütün bu iddialarınız zor 12 sene siz neredeydiniz? Beraberdiniz hükümetle. Birlikteydiniz. İyi yapmışsanız da beraber yaptınız. Kötü yapmışsınız da beraber yaptınız. E şimdi 5 senedir açılım, 6 senedir açılım açılım dediniz. Şimdi diyor ki işte Cumhurbaşkanı daha geçen şeyde TRT'de canlı yayında televizyonda valilere diyor biz talimat verdik diyor. Çözüm süreci zedelenmesin diye diyor. Çünkü diyor yani PKK bakın dikkat edin. Laf çok önemli. PKK kendine çeki düzen versin. PKK 40 bin kişinin katili Örgütün faaliyetlerine ildeki, ilçedeki çalışmalarına karışmayın talimatını biz verdik diyor valilere. Sebep PKK kendini çeki düzen versin. Pardon? Pardon? PKK çeki düzen, PKK'ya çeki düzen ver. PKK'yı imha edeceksin. Şimdi yapıldığı gibi. Bak. Hükümetler şu bu an, bu konuda başarılı değil terörle mücadele konusunda. AKP, Tayyip Erdoğan ve AKP o şeyde sorumlu olanların hepsi Türkiye'nin bugünkü geldiği terörle ilgili PKK'nın geldi getirdiği noktada işitin getirdiği tehlikeler karşısındaki sorumlulardır. Ama bugün bir şeyi de söyleyelim. Şimdi doğruya doğru söylememiz lazım. Ama bugün seçimlerden sonra PKK'nın saldırıları başlamasından sonra Tayyip Erdoğan'ın bu konuda da derhal bir farklı sebebi olabilir. Sebeplerine girmiyorum kendi şahsi korkusu, endişesi bilmem ne filan filan ayrı bir şey veya vatanseverliği, vatanseverlik duygusunu hatırlaması onlara girmiyorum onlar ama Türk Silahlı Kuvvetlerine bu yetkinin verilmesini çok önemsiyorum. Bakın bugün Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon yapıyor. Öyle siz bakmayın öyle. İşte dağ taşı bombalıyorlar bilmem ne filan. Bilerek söylüyorum. Çok ciddi manada imha ediyor. Çünkü o operasyon başlayınca başladı HDP, Demirtaş'ı o Sazcı Genel Başkan filan da efendim barış, barış Biz yok ya. Bizi etmiyor diye bir açıklama yapmış. Sen, sen, sen askerimizi polisimizi şehit ederken evet. barış aklına gelmiyordu. Şimdi bizim e, güvenlik kuvvetlerimiz, askerimiz senin affedersen ananı belliyor. Şimdi barış. Şimdi ben seni öpeceğim arkadaş. Şimdi bundan sonra ben seni öpeceğim. İşte bu noktada mesela silahlı kuvvetleri destek etmek milli bir görevdir. Vatan Partisi olarak da, Yaşar Okuyan olarak da ve Türk milleti olarak da. Biz askerimizin, polisimizin terör örgütüne, PKK'ya karşı olsun, bölücü terörde işi de hepsinin karşısındaki mücadelesine sahip çıkmak zorundayız. Başka bir çaremiz yok. Terör öyle uzlaşmayla çözülür. Dünyanın hiçbir yerinde yok öyle. Gel otur, masa, işte bilmem ne. Şimdi bakın, ana muhalefet partisinin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi bakın daha yeni. Diyor ki, CNN'de şeyde, PKK diyor silah bırakamaz diyor. Gösterebiliriz onu. PKK silah bırakamaz. Biraz karanlık o şeyde, evet. fotokopi aceleyle. İçeride şey yapıyor, o CNN'de Kılıçdaroğlu PKK'lı kalkan gibi konuştu diyor. Çünkü diyor işte oradan şey yapamaz. Hiçbir zaman silah bırakamayacağını söylüyor. Ya sana ne arkadaş? Ya sen CHP Genel Başkanısın. PKK silah bırakamaz. Kendine göre gere gerekçe koyuyor. bırakamaz niye? İşte o bilmem şundan dolayı falan. Sana ne? Yani bunu anlamakta zorluk var. MHP'nin sessiz kalışına neler Kimin? söyleyeceksiniz? MHP Partisi'nin yani bu konuda sessiz kalışına. şimdi e, yani bazen e, tweetler atıyor ama e, hani böyle çıkıp da genelde yani son e, zamanlarda olmadı. Şimdi tabii ben MHP ve CHP'yi tenkit ederken hep şunu söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin il, ilçe örgütü, üyesi, oy vereni hatta işlerindeki milletvekillerinin büyük bir çoğunluğu bunlar tanıyoruz biliyoruz hiçbir şekilde eleştirim ona değildir. Burada bütün eleştiri şu anda CHP'nin ve MHP'nin genel başkanlığı ve etrafındaki 8-10 tane genel merkez politikasını o yönlendiren arkadaşlarla ilgilidir ve onların ortaya koyduğu politika ile ilgilidir. Devlet Bahçeli bugün gelinen noktanın en azından şu 7 Haziran seçimlerinden sonra gelinen noktanın sorunlarından birisidir. AKP'nin tek başına iktid yani bizim içinde koalisyon ortağı olduğumuz. Yani benim çalışma ve sosyal güvenlik bakanı olarak 3,5 sene görev yaptım 57. hükümet. Yani rahmetli Ecevit'in başbakanlığı dönemindeki Mesut Yılmaz ve Devlet Bahçeli'nin üç partinin ortak olduğu hükümetin yıkılmasındaki iki tane faktör vardır. Biri Kemal Derviş denilen heriftir. Amerika'dan ithal geldi bizim koalisyon erken seçim diye or ortalığa çıktı. Berba or karıştırdı. İkincisi de devlet bahçelidir. Ve bu onlar bile bile bir buçuk yıl varken bizim hükümetin önünde bizim hükümeti 57. hükümeti bozdular. Seçime sürüklediler. Sayın Bahçeli bana anlasın bakayım. Bir, kendisine bizzat götürüp kamu araştırmaları var. Yapmayın. Erken önümüzde bir buçuk sene var. Seçime girersek ne MHP ne DSP ne ANAP birisi gelemiyordu. Doğru yol partisi bile zor bela. O araştırmalarda geçiyor gözüküyordu yüzde 10-11. Bakın AKP'yi tek başına iktidara getiriyoruz. Yok evet. bana söyledi o zaman şeyi Sayın Bahçeli. şey yapma Yaşar'cığım biz Avrupa Birliği karşılığında en az yüzde 25 alırız. Aldık. Aldık abi yüzde 25 aldık. Efendim artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Hayır, ee, son hayır. olarak neler söyleyeceksiniz toparlarsak eğer? Valla bir Kasım öyle veya böyle bir Kasım'da seçime gidiyoruz. Evet. Bir defa oy, oyumuzu kullanalım. Bir. Bir oy bir oydur. Evet. Çok önemlidir. Vatan Partisi olarak biz Türkiye'nin 81 ilinde 85 seçim bölgesinde 550 milletvekili adayımızla seçime giriyoruz. Ben de İstanbul 3. bölge. Birinci sıra milletvekili adayız. Efendim baraj yüzde on dolayısıyla oy vermeyelim ya da işte ya oyumuz da daha... hayır. Vatan Partisi'ni diğer partilerden ayıran en önemli özellik Vatan Partisi mücadelenin bir partisidir. Bu nasıl ki 7 Haziran'da bitmedi, ertesi günde bu mücadele devam ediyor. 1 Kasım'da da bitmeyecek. 2 Kasım'da yine Vatan Partisi var bu mücadele. Nedir mi onun mücadelesi? Vatanı savunmak. Onun için ben diyorum ki elinizde vicdanınıza koyun. İki oyunuz varsa birini A partisine verin. Ama birini Vatan Partisi'ne verin. Dört oyunuz varsa ya birini Vatan Partisi'ne Çünkü Vatan Partisi'ne vereceğiniz oy bu mücadelenin katkısıdır. Bu, 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 çok önemli. Bu çok önemli. Yüksek Ova'da miting yapsın işte buyurun söylüyorum. Devlet Bahçeli, MHP. Hadi Paçanız sıkıyorsa gidin yüksek odada, Hakkari yüksek odada miting yapın bakayım. AKP, hadi bakalım. Git yapsan orada. CHP, hadi git. Bir baba istiyorum ben. Ha, ama biz 3 ay önce, 7 Haziran seçimlerinden önce bu demin çok özetin özeti dediğim şeyde Türk bayrağı bile e, asmayacaksınız diye baskıya muhatap olduğumuz yerde miting yaptık Vatan Partisi. Onun için Vatan Partisi'ne oy vermek durumundayız. 3 taneden birini ver. İki de lan Allah rızası için verir ya Allah Allah yani tamam, bu yani. vatan savunmasındayız. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. efendim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sevgili izleyenler haber üzerine sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın.